Şimdiki konu, ruhsatsız zibli tüfek nasıl alınır? Akabinde ruhsatsız tabanca nasıl alınır? Şimdi bunu anlatacağız. Ruhsatsız tüfeğin, kaçak tüfeğin ve kaçak tabancanın nasıl alınacağını Türkiye'de ilk anlatacak olan adam benim. Ama bu video avcı, atıcı, silah sever falan bu arkadaşlar için değil. Bu video Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, Ruhsat Şube personeli, hastanelerdeki sağlık raporu veren doktorlar, sağlık ocaklarında sikinin keyfine mecbur oldukları halde insanları geri çeviren doktorlar, yiğitsiz av tüfeklerinde sağlık raporu şeyden yetiyor, normalde sağlık ocağından yetiyor. Ama keyfi olarak bunu reddeden doktorlar, askeri personel, efendime söyleyeyim, makine kimya endüstrisi kurumundaki memurlar, özellikle satışta böyle keyfi şeyinde olan memurlar, bu video sadece bunlar için. Avcı, atıcı, silah severi ilgilendirmez. Yani İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, ondan sonra jandarma, doktor, maliye, bunlar içindir. Buradaki memurlar vatandaşla bu konuda muhatap olanlar içindir. Niye? Çünkü vatandaş ruhsatsız zibli tüfeği de kaçak tabanca da sizin yüzünüzden alıyor. Sizin yüzünüzden alıyor. O yüzden de insanlara burada nasıl ruhsatsız zibli tüfek alınır onu anlatacağım. Sayenizde nasıl kaçak tüfek alınıyor? Sayenizde nasıl insanlar suçlu duruma düşürülüyor? Sayenizde nasıl vatandaşı zorla kaçakçı yapıyorsunuz? Vatandaşı nasıl eşkıya yapıyorsunuz? Bunu anlatacağım. Çünkü insanı suçlu yapan birinci unsur devlettir. Suça iten birinci unsur devlettir. Devletin kanunu, akla mantığa sığmayan uygulamaları, memurların, ruhsat şubedeki uzmanların, polislerin sikinin keyfine göre kanun uydurmaları, kafalarına göre mevzuat uydurmaları yüzünden insanlar kaçakçı oldular. Bir de bunun üstünde resmi olarak konulmuş mevzuatlar. Şimdi ben sıfırdan zibli tüfek almaya karar verdim. Heves ettim. Köyümle müsait gideceğim. İşte orada dağ taşa birkaç tüfek atacağım. Belki ava merak sardım. Domuz avcılığı yapacağım. Onun için zibli tüfek almaya karar verdim. Nereden başlıyorum? Kaçakçı olmaya giden yol neresi? Neden insanlar kaçağa gidiyor? Şimdi anlatmaya başlıyoruz. Sizin yaptıklarınız neler? Vatandaşın tarafından görünen ne? Neden insanlar Allah belasını versin diyor da herkes kaçakçı oluyor? Kaçak silahlar alınıyor, satılıyor. Şimdi sebebi bu. Karar verdik, avcı olacağız. Avcı olduğumuzu ispat etmemiz için devlet diyor ki önce senin bir avcılık kursuna gitmen lazım. Nedir avcılık kursu? 15 gün, işte günde 2 saat kadar süren, işte burada teorik, pratik eğitimlerin verildiğini farz ettiğimiz, ki ben Türkiye'deki ilk başlangıçta kursa gidenlerden birisiyim. Bir eğitim. Yani örnek neresi? Örnek Almanya. Almanların işte Jagdschule dedikleri av okulunun Türkiye'de basitleştirilmiş hali. Bu teknik olarak çok doğru bir uygulamadır. Yani bunu düşünen adam aslında çok iyi bir fikir üretti. Çok sağlıklı bir fikir üretti. Ama akabinde her şeyde olduğu gibi yine bunun da boku çıktı. Çünkü lakaytlık var, ciddiyetsizlik var, işini iyi yapmama var, sallama var. Bu yüzden bunun da boku çıktı. Başlangıçta bunda devletin orman mühendisleri geliyordu, efendim veterinerler geliyordu, silah bilgisi konusunda yetkisine inanılan insanlar geliyordu. Bunlar geliyordu bölüm bölüm, işte hayvanlarla alakalı bölümde veteriner ders verirdi, ateşli silahlar konusunda, tabii gelenin bilgisi dahilinde ders verilirdi. Orman mühendisi arkadaşlarımız gelirdi, ormancı arkadaşlar gelirdi. O günkü tecrübeleriyle, bilgileriyle biraz da mevzuatı katarak dersler verirlerdi. Ve inanın şu ankinden 10.000 kere daha faydalıydı. Herhalde 15-16 sene, 17 sene falan oldu galiba uygulamaya başlıyor. Şimdi avcılık kursuna gitmek istiyoruz. Ne yapacağız? Bir avcılık kulübüne üye olmamız lazım. Avcılık kulübüne üye olmanın bedeli ortalama 150 lira. Yıllığı da 50 ile 150 lira arasında kulübüne göre değişmekte. Kulübe üye olmadan kursa gitmek istersek o da mümkün.
Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurslar var, özel kurslar var. Bunlardan birine başvuruyoruz. Burada başlıyor işte her şey. Diyorlar ki kursiyer sayısı 45 kişi olmadan biz sizi kursa alamayız. Ne zaman 45 kişi olur? Siz 20 gün sonra bir gelin. 20 gün sonra gidiyoruz. Diyor 10 gün sonra gelin. 10 gün sonra gidiyoruz, tamamlıyorlar. Sayı tamamlandı, kaydedelim. Ne kadar para? İşte 250 lira bir para. Diploma istiyor senden, öğrenim belgesi istiyor. Onun iyi sual anlamış değilim. Öğrenim belgesi istiyor, işte fotoğraf istiyor, bu tamam. Nüfus kağıdı fotokopisi istiyor, bu da tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Paramızı ödedik. Kursa gittik. Kursta öğretilen şey veya size onu öğretecek olan bir adam yok. Birisi çıkıp bana desin ki son birkaç yıl içinde ben kursa gittim, oradan bir şey öğrendim. Yok. Bu sadece bürokratik bir zorunluluk haline getirilmiş. Büyük iyi niyetle başlatılmış ama sonradan her şeyde olduğu gibi boku çıkartılmış bir düzen. Kursa gittin. Diyelim ki düzgün bir kursa da denk geldik. İyi de hocalara denk geldik. Bak böyle bir şey yok ha. Böyle bir şey yok. Farazi. Denk geldik. 15 gün gittik. 15 gün sonunda aklı selim hoca diyor ki bir dakika bu ateşli silahla uğraşacaksın sen. Atışa gidelim. Atışa gittik. İşte skid attırıyorlardı bizim zamanımızda. 3 tane vuracaksın, 4 tane vuracaksın. Öyle bir şeydi. Ya bak ne kadar güzelmiş eski adamlar var ya. Atıştan da geçtik. Kursu da başarıyla bitirdik. Sertifika alacağız. Sertifikamız da çıktı bir ay sonra. Hemen sertifika da vermiyorlar. Onlar Ankara'ya gidecek, onaylanacak, öbür müdür imzalayacak, ne olacak falan. Aldık bir tane sertifika. Birinci adımı atlattık. Bunu almak hiçbir şey ifade etmiyor. Avlanabilmek için devlet avcılık belgesi koymuş. Avcılık belgesini nasıl alıyoruz? Orman Bölge Müdürlüğü'ne gidiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü diyor ki bir dakika. Bana geldin ama diyor. Bu belge diyor al bir tarafına sok. Bunun diyor bir anlamı yok. Git diyor maliye bir kere diyor bir harç öde. Lan ne harcı? Maliye bundan vergi alıyor. Peki devlet aldığı vergilerle bize dönük ve aldığı kişilere dönük bir takım işler yapıyor. Maliye avcının aldığı parayla ne yapıyor? Bir kişi bana söylesin ya. Ne yapıyor? Bilen yok. Çünkü devlette para yok. Tırnağına geçecek yer arıyor devlet. Şu anda 330 lira. Belki 3-5 sene sonra bu video hala yayında olursa kim bilir kaç para olur. 330 lira oraya götürüp para yatırıyorsun. Vergi. Avcılık vergisi. Makbuzu burada. 333 lira. Diyor ki 5035 sayılı kanuna göre demek herhalde avcılık ruhsat harcı. Şimdi bu harç eskiden haraçtı. Osmanlı'nın ezdiği topraklardan, fethettiği topraklardan, gayrimüslimlerden aldığı para haraç denirdi. Şimdi bu haraç geldi, bugün bizim kendi devletimizden, bizden aldığı harç oldu. Ne kadar? 333 lira 60 kuruş. Harç parasını ödedik. Tekrar gittik ormana. Verdik makbuzu, dedi ki bir dakika bununla bitmiyor. Bize de para vereceksin. İyi. Ne kadar? Dur bakayım ne kadar? 250 lira mı? Öyle bir para da onlar alıyor. Ona da bayıldık. Memur dedi ki 3 gün sonra gel. Yoğun. 3 gün sonra gittik. Ama nasıl gittik? Maliye para yatırabilmek için yarım gün işinden izin aldın. Gittin yatırdın. Küçük kasabada, küçük bir ilde isen götürdün yatırdın, yarım günün gitti. Götürdün makbuzu ormana verdin. Geldin, öğleden sonra işine devam et. Memur falansan bir gün izin almak zorundasın. Bir günün gitti kardeşim. Bir günlük ortalama çalışma parası 150 lira. 150 lira kaybettin, bir günün de gitti. Gittim memur dedi ki 3 gün sonra bir daha gel. Belge anca hazırlayacağım. Tamam. 3 gün sonra kalktık bir daha gittik. İşte sağ olsun iyi niyetli bir memura denk gelirseniz eğer hazırlamıştır o arada. İşte müdür bey tenezzül edip imza falan da atmıştır. Avcılık belgemizi aldık. Bu arada ne kadar bir süre geçti?
Aşağı yukarı 1,5 ay. 1,5 ay geçti. Ama başta niyet ettik ya. Avcılık belgesini alman hiçbir işe yaramıyor. Avcılık belgesini almaya gittiğin memur sana diyor ki tezkeren nerede? Ne yapacağım? Ben daha silah almadım. Önce diyor silah alacağım. Tezkereni diyor getir. Bak bunu bana kaç defa söylediler. Silahın olmadan avcılık belgesi vermiyor adam sana. Ne alakası var ya? Ben belge alacağım, seneye tüfek alacağım, 6 ay sonra alacağım. Şimdi almayacağım. Avcılık belgesini bir yeterlilik belgesi olarak almak istiyorum. Koyayım kenarda dursun. Yok. Ayrıca avcılık belgesini alman senin vergi mükellefi yapıyor. Her sene, bu sene 330, seneye 430, ondan sonra 630, her sene devlet sana ava git, gitme. Bak şu anda pandemi var, av yasak. Buna rağmen çatır çatır her sene sana koyuyor. Parayı ödemedin mi? Banka hesaplarını bloke koyuyor. Sana haciz gönderiyor. Avcılık vergisi lan bu. Avcılık vergisi bu. KDV değil, ÖTV değil, bilmem ne değil yani. Gittik tezkere de çıkarttık. Tezkere çıkartmak için gidiyoruz sağlık raporu almaya. Diyor ki sağlık ocağındaki hekim ben diyor insani hakkımı kullanıyorum sana rapor vermiyorum. Git diyor beni şikayet et. E şimdi kime kime şikayet edeceğim? He? Kime kime şikayet ediyor? Doktora kime şikayet edeceğim de doktora ceza aldıracaksın? He? Ananı siken kadın. Kime şikayet ediyorsun? Boynun bükük geliyorsun. Diyor ki git devlet hastanesinden al. Lan alt tarafı alacağım bir tezkere ha. Devlet hastanesinden rapora gönderiyor seni. Gidiyorsun hastaneye. İllallah ediyorsun zaten. Önceden randevu alman lazım. 182'den. Randevu alıyorsun. Randevu günü sabah erkenden gidiyorsun hastaneye. Bak ne çile bak. Bak gene bir gün gitti bu arada. Doktora gittin. Olmaz dediğini öğrenmek için yarım günün gitti. Sana olmaz lafını söyledi, geldin. Bu randevu da hemen alamıyorsun ha bu arada. 10 gün, 15 gün, 20 gün. Bir ayda böyle gitti. Oldu 2,5 ay kardeşim. Randevuyu aldın. Gittin. Şimdi bir tane tenesi testi diye bir test çıkartmışlar. Sana 500 tane soru soruyorlar. Psikoteknik sorular soruyor. Türk insanının yapısına, karakterine, inancına asla uymayacak sorular. Annene cinsel ilgi duyar mısın? Ya bu soruyu oraya koyalım ben de amına koyayım ya. Ya oğlum bu nasıl bir soru lan? Oradaki sorduğu soruları bak iddia ediyorum. Meclisteki milletvekillerine sorun alay dökülür. 10 milletvekili o testten ya çıkar ya çıkmaz. Hadi 50 tane çıksın ya. Böyle anormal saçma sapan sorular, boncuk saydırmalar falan. Böyle götünden bir şeyler uyduruyor oradaki doktorlar da. Niye? Bize kuraldır. Bizdeki memur işi zorlaştırır. İşi budur. Her konulan mevzuatın üzerine kendi mevzuatını koyar. Kendisi kanunu kanun ekler. Kendini daha hissediyor. Egosunu tatmin ediyor. Eziyet edecek ya sana. Gittin abi 550 tane soru içinden çıkabiliyorsa. Zaten gidiyorsun orada var 20 tane adam sırada. Ulan sıra sana gelmiyor. 3 kişi koymuşlar. Gözetmen var başında. Sanki böyle üniversite sınavına giriyorsun, KPSS'ye girdin, böyle gözetmenler falan var. Bir de ciddiler var ya, aklın durur ya. Abi 550 soru bir gün. Çözdün. İçinden bir iki tanesine yanlış bir şey cevap verdin. Siciline işlendi, ömrünün sonuna kadar bir daha tezkere, silah bir bok alamazsın. Oldun mu kaçakçı şimdi? İşledi mi seni sisteme? Oradaki arkadaşın kafasına yatmadın. Sinirli bir anına denk geldi. Psikiyatristle biraz ters konuştun. Uykusuzdun gittin. Paran yoktu gittin. O anda karnın aç. Gittin bir şey söyledi. Sen de hafiften ters bir insanız yani. Eşek saatimiz oluyor. Eşref saatimiz oluyor. Psikiyatrist oraya silah alamaz diye yazdı mı? Bittin. Bittin kardeşim. Oldun profesyonel kaçakçı. Kimin sayesinde? Doktorun sayesinde. Doktor seni ömrünün geri kalanında kaçakçı olacak adam yaptı. Daha başka bir şansı kalmadı zaten. Sisteme düştün. Doktor raporunda çok ilginç şeyler var.
Dahiliye uzmanı. Şimdi bu arada bunu almak bir gün sürüyor ha. Dahiliye uzmanı. Ya ben silah alacağım. Tüfek alacağım. Ben öksürsem ne, öksürmesem ne? İçimdeki hastalıktan doktora ne ya? Dahiliye uzmanının bu işe ne alakası var? Kulak, burun, boğaz uzmanı. Ben gittim. Doktor bana böyle yaptı. Meğer adam ağzını kapatıp nerelisin diyormuş. Ses tonumu duyabiliyor musun diye. Ya arkadaş, ben iyi duysam ne olacak ki? Kötü duysam ne olacak yani? Duyma yeteneğimin iyi veya kötü olması silah almamla neye etkiliyor? En fazla uzaktan gelen köpeğin sesini duyamam. Ulan zaten tüfek top gibi patlıyor. Kulağı hepten sağır bir adamı anlayabilirim. İyi de oraya kadar gelen adam zaten öyle değil ki. Nöroloji uzmanı. Bunu anlıyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Ortopedi uzmanı. Ya abi, şimdi ortopedi uzmanı, bak çok acayip bir konu. Benim bir arkadaşım var, doğuştan sağ bacağında kalça çıkığı var çocuğun. Bu herife rapor vermedi doktor, silah alamaz diye. Ulan kalça çıkığı var herifte. Beyin çıkıklığı yok ki. Sisteme girdi, silah alamaz dedi abi. Çocuğun üstüne çizdiler. Harika bir kaçakçı oldu şu anda. 10 numara alt kotasını av yapıyor. Her bokunda kaçağını çatır çatır yapıyor o doktor sayesinde. Sizi kaçakçı yapan o doktorlardır. Daha şimdi ormancıya geleceğiz, polise geleceğiz, jandarmaya geleceğiz. İnsanlar nasıl kaçak silah alıyor, hepsini öğreteceğim ben şimdi size. Çocuk oldu mu size kaçak avcı? Aldım 2-3 tane de kaçak tüfek. Dağıttım onları sağa sola. Hadi devlet tut tutabiliyorsan. Herifte kalça çıkığı var ama kardeşim, koşarak adama yetişmek mümkün değil. Adam yambır yambır gidiyor ama benden hızlı koşuyor yani. Bu ne alakaydı? Niye bu adamın üstünü çizdin? Adamın kolu eğri, orası eğri, sana ne? Meraklı belki adam. Silaha meraklı. Ortopedici çizdi adamın üstünü. Adam oldu kaçak. Psikiyatri uzmanı. Eyvallah. Bak bu önemli bir konu. Şimdi ben testin yapılma şekline ve sorulara gerçekten karşıyım. Ama iyi bir psikiyatristin böyle adamın suratına bakarak değil, oturtup 10 dakika bir konuşarak, kendine göre bunların muhakkak özel soruları vardır, tuzak soruları vardır. Böyle tuzak sorular sorarak insanın ruh halini test etmesine taraftar. Psikopat ruhlu kişilere silah verilmemesi taraftarıyım. Yani bu bokken herkese de dağıtılmasın. Benim burada karşım düzgün adamlar. Psikiyatrisi uzmanının içeri giren adama küfür ettiğini biliyorum ben. Burada yaşandı bu olay. Benim arkadaşıma küfür etti. Arkadaş 40-45 yaşlarında, psikiyatri uzman adama küfür ediyor ki sinirine test edecekmiş. Evli baktı çoluk çocuk sahibi adama kapıdan giriyor. Ne var lan amına kodum çocuğu diyor. Adam delleniyor. Ya çizmiş silah alamaz diye. Lan buraya Türkiye oğlum. Türkiye lan. Sen bir Türkiye. Ne haber amına kodum çocuğu dersen senin amına koyar. O onun raporunun da amına koymuş, silahını amına koymuş. Dayak yese de sonu ne olursa olsun Türk gider ya. Lan bir Türkiye bir Müslüman. Hadi Müslüman geçtin de. Bir Türkiye bu denir mi ya? Ne yapıyormuş arkadaş? Efendim ben baktım ki ani tepki veriyor mu, sinirleniyor mu? Ulan böyle laf dersen sinirlenir tabi, pezemek. Ben de sana küfür etsem sen de sinirlenirsin, sen de doktorluk yapamazsın. Ben sana doktorluk yapamaz diye raporu veriyor muyum? Böyle boktan bir olay. O da iyi bir kaçakçı oldu. İyi bir kaçakçı oldu o da. Kimin sayesinde? Küfür etmeyi psikiyatrist testi sanan doktorun sayesinde. Benim de öyle bir doktorun suratına kağıt buruşturup atmışlığım vardır. Üsküdar Devlet Hastanesi'nde bir bayan vardı, gerizekalı. Benim ona atmışlığım vardır. Böyle abuk sabuk sorular soruyor bana. Adam mı öldüreceğim? Bundan ne yapacağım? Bir dakika. Genel cerrahi uzmanı. Şimdi abi, genel cerrahi uzmanı operatör. Vücudun her alanında ameliyat yapabilen adam. Bunu anlıyor. Şimdi genel cerrahi uzmanının benim av tüfeği almamdaki etkisi, katkısı, eksisi, artısı ne? Yaramı mı dikiyor? Neyime bakıyor? Nedir yani? Genel cerrahi uzmanı ne ya? Göz uzmanı. Şimdi göz uzmanı çok acayip bir konu. Kimi yerde gidiyorsun, böyle gözlerinin rengine bakıyor. Kimi yerde gidiyorsun, suratına bakmıyor bile. Ben Üsküdar Devlet Hastanesi'ne gitmişim sağlık raporu almaya.
Kadın bayağı beni oturttu. 10 numara muayene etti. Dedim hocam, bir dedim bana gözlükle yazsanız yani çok da sevineceğim. Terbiyesizlik yapma dedi bana. Dedim ya beni 15 dakikada muayene ediyorsun normal hasta gibi. Eyvallah, bu da iyi bir şey yapıyorsun yani. Sağ ol da gördüm gözlerinde bozuk, bana da söylüyorsun. Ben reçetemi de yaz. Ben de öbür hastaya aynı parayı veriyorum zaten. Terbiyesizlik yapma, onun için ayrıca şey al gel dedi bana. Ayrıca para yatır gel dedi. Şimdi göz doktoru konusu. Ben renk körüysem bunun avla, tüfekle ne alakası var? Benim gözümün biri az görüyorsa, biri çok görüyorsa veya gözlerim biraz zayıfsa veya gözlük kullanıyorsam bu yanımdakini vurabileceğim anlamına mı geliyor? Karşıma değil de sol tarafa tutacağım anlamına mı geliyor? Gözü biraz anlayabilirim ama bu yüzden üzeri çizilen adamları anlamam. Göz olmalı mı? Çok da önemli değil. Zaten körün avda ne işi var? Körün dağda ne işi var kardeşim? Sizler kullandığımın gözleri zaten iyi olmak zorunda. Geçtim bunu. Hastaneden de çıktık. Zar zor. Dediler ki bunu dolaşmak bitmiyor tabii. Sağlık kuruluna gireceksin. Ne zaman? Öğleden sonra. Tak, o günümüz bitti. Öğleden sonra gittik sağlık kurulu. Dizilmiş. Adını çağırıyor, söylüyorlar. Adınla gidiyorsun. Böyle kuruldaki herkes sana bakıyor. Sana bunları da veren aynı adamlar. Aynı adamlar sana tekrar bakıyor. Çünkü birbirlerine güvenmiyorlar herhalde. Yani dahiliyeci genel cerraha güvenmiyor. Nörolog ortopedisin sahtekar olduğunu düşünüyor. Ortopedist kulak boğaz uzmanının şerefsiz olduğunu düşünüyor herhalde ki. Hepsi aynı şeyi imzaladığı halde seni tekrar görüyorlar. Bakıyorlar. Selçuk Aydın benim. Tamam. Gidebilirsin. Hocam raporu alsaydım yarın gel. Ulan izin alamıyorum işte. Köyümü bırakıyorum, tarlamı bırakıyorum. Köyden kalktım, anasına bana geldim. Daha tam teşekkürlü devlet hastanesi nerede var? Kaç yerde var? Ulan bir dünya yol geldi. Meriç işte bunda. Yok. Biz bunları imzalayacağız. Sen sonra almaya gel. Bak gitti daha bir gün mü? Ne zaman çıkar? 2 gün sonra çıkar. 2 gün sonra gidiyorsun. Gene işini gücünü bıraktın. Tarlanı bıraktın. İzin aldın. Dükkanını kapattın. Bilmem ne yaptın. Gene gittin. Eziyete bak şimdi. Eziyete bak. Bir daha gittin. Raporu da aldık. Ne oldu? Bir sağlık raporumuz oldu. 1,5 aylık kurstan bir avcılık belgemiz oldu. Bu arada ne alaka olduğunu hala çözemediğim vergi mükellefi olduk durup dururken. Avcılık harcı ödemek için. Biz şimdi tüfek alacağız. Büyük hava gideceğiz, iyi bir tüfek alacağız. Ya da tabanca alacağız. Ya da şartlarımız uygun taşıma ruhsatlı tabanca alacağız. Bunun için ne yapacağız? Belgelerimizin sayısını artıracağız. Nedir bizim belgelerimizin sayısı? Bakalım şimdi tekrar. Maliyeden borcu yoktur kağıdı. Bu yüzden kaçağa düşen yüz binlerce adam var bu ülkede. Devlete borcu olmayan var mı? Trafik cezası vergi borcu. Arabana muayene ettirmedin, ceza edin, vergi borcu. Havaya tükürdün, yere düştü, vergi borcu. Her şey borç. Her şey borç kardeşim. Masken yere düştü, caddeye geçin, dangalak bir bekçiye denk geldin, papaz oldun, ceza yazdı, vergi borcu. Devlet diyor ki, ne bok yersen ye. Para kazanmışsın, kazanamamışsın, işlerin batmış, ben kuru 10 liraya çıkartmışım, sen batmışsın, maaşların ödenememiş, bu diyor beni ilgilendirmez. Bütün kötü şeylerin suçlusu diyor benim. Benim ama diyor ne bok yersen ye. Ne yapacağız hacı? Bizim diyor önce parayı ödeceksin diyor moruk. Ya iyi de ben senin politikaların yüzünden batmak üzereyim. Ben senin politikaların yüzünden mal bıraktım orada burada. Ben senin hukuksuzluğun, adaletindeki boktansızlık, aradaki böyle çıkan 3-5 yavşak hakim yüzünden onunla alacağım kalmış, bununla param kalmış. Orospu çocuğunun biri malımızla paramızla bizi dolandırmaya uğraşıyor. Her yerde bir şey bırakmışız. Beni ilgilendirmez. Senin yüzünden beni ilgilendirmez. Ne yapacağız? Borcunu ödeyeceğim. Ya güzel de param yok. Bana ne diyor?
Ya ödeyemiyorum. Beni ilgilendirmez. Borcunu ödeyeceksin diyor adam. Şirketin olabilir, batmışsındır. Bana ne? Veya esnafsın, battın, borcunu ödemiyorsun. Bana ne? Trafik cezaların var, ödeyemiyorsun. Bana ne? Peki. İşte sana kaçakçılığa giden bir adam daha. Vergi borcu yüzünden kıytırık bir av tüfeği alamıyor. Adam ödemek istiyor, ödeyemiyor. Çünkü sistem adaletsiz. Vergi sistemi adaletsiz. Neredeyse, bak düşünüyorum da, herhalde bir nefes aldığımız için vergi ödemiyoruz galiba. Evet, bir nefes aldığımız için ödemiyoruz. Çünkü onu da depolayamıyorlar. Hükümet havayı depolayabilse, yemin ediyorum ondan da para alır. Her ayda sana fatura gönderir. Günde 300 defa nefes çektin. İşte nefesin tanesi 1 kuruştan 300 kuruş ayda Allah'tan havayı depolayamıyorlar. Bu ülkede suyun bedava satılmasının yasak olduğunu biliyor musunuz? Hiçbir belediye suyu bedava veremez. Kanunen yasak. Devlet kanun koymuş, vatandaş sikeceksin diyor. Suyu bedava veremezsin diyor ya. O yüzden bu ülkede mesela su parayla. Köylerde bile şimdi parayla olacak yani. O köylüler seviniyor ama yakında hepsine markaya yağacak. Vergi borcu kağıdını Allah'tan şimdi bir şey çıktı. Yapılandırma. Taksitlendirme. Taksitlendirmede eğer mevcut borcun 2000 liranın altında ise şey alabiliyorsun. Borcu yoktur kağıdı alabiliyorsun. Taksitlendiriyorsun. Taksitlendirdiğin borcun ne? Esnafsan ÖTV'm var, KDV'm var, muhtasarım var, peşin vergi. Çalış çalışma, yap yapma peşin. Hemen alırım diyor devlet. Peşin vergin var. Sonra kiracısın, kira ödüyorsun, stopaj ödüyorsun. Mal başkasının, parayı başkası kazanıyor, parayı vergisini ben ödüyorum. Ya dünyada böyle bir yavşaklık yok ha. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mal başkasının, parayı alan başkası, ben vergi ödüyorum. Bunu ödememek için insanlar bir tane üçkağıtçılık yapıyor işte. Kiralarını düşük gösteriyor, sahte sözleşmeler yapıyorlar, açıktan paralar ödüyorlar. Niye? Devlet kaçakçı yapıyor seni. Devlet kendi eliyle seni kaçağa düşürüyor. Diyor ki git vergi kaçır. Çünkü ben sana yerleştiririm. Ben adaletli değilim. Aldık. Borcu kağıdımızı da aldık. Daha bitmedi. Ha tabii bu arada bu kağıdı almak bir gün. Mahalleye gittiğin zaman bu kağıdı selamun aleykümle vermiyorlar. Dilekçe veriyorsun. Dilekçeni alıyor, öbür masaya götürüyor. Öbür masadan geri getiriyor. Alıyorsun, alt katı şefe götürüyorsun. Şef bunu imzalıyor. Onun yanındaki masaya gidiyorsun. Kız orada bunu bir makineden geçiriyor. Pul yapıştırıyor. O kağıt tekrar geri alıyorsun. Öbür kata geri çıkıyorsun. Oradaki memura geri veriyorsun. Memur alıyor bunu, oturuyor kenara. Bana Mudanya Vergi Dairesi'ne borcum olup olmadığına dair yazı veriyor bana. Bir de saçma sapan bir yerde şey var. Mudanya Vergi Dairesi'ne borcum var mıymış? Kriter bu ha. Bir de Rıhtım Vergi Dairesi galiba. Bu iki vergi dairesinden yazı yazıyorlar. Borcu var mıdır yok mudur diye. Vakit mi kalmıyor? Şarj mı bitiyor? Abi o kadar boktan ki her şey. Ya daha yarısını anlatamadan şarjım bitiyor. Kaça düşmüş? Vay anasını. Neyse sonra devam ederiz olmazsa. Bana bir kağıt veriyor. Gönderiyor beni bak ekran önünde. Bak her şeyi oradan görebiliyor. Ama olmuyor. Bana kağıt veriyor. Alt kata şey özür dilerim. Sistemden alt kattaki taşıtlar vergi dairesinden yazı yazıyor. Diyor ki ben alttaki şefe yazı yazdım. Şefe diyor git söyle. Onu bilgisayarda açsın. Onaylasın. Senin taşıt borcun olup olmadığı dair bana onay göndersin. Alt kata iniyorum. Şefin kapısında bekliyorum. Var benim yuvam kişi. Bekliyorum. Sıra bana geliyor. Şef otomatiğe bağlamış zaten. İsmini söylüyorsun. Bakıyor. Tak basıyor. Lan senin önünde üst kattaki memurun önünde aynı ekran var. Aynı ekrandan bakıp da TC'mden Polnet gibi mesela polis emniyette girdiği zaman veya GBT'de girdiği zaman senin arabana kadar her şeyini görüyor ya. Koy aynısında kardeşim maliyeyi. Deli dana gibi dolaştırma vatandaşı. Çıkıyor yukarı. Ha evet diyor. Onay geldi.
senin araba borcun yokmuş. Ulan benim arabam yok zaten. Ama anlamıyor. Olmaz diyor. Sen git gene de bir oradan ona yap. Çıktık abi. Bu arada iyi niyetli avluya denk gelirsen yarım saat 45 dakikada falan bu işlem bitiyor. Yani bir saat gibi bitiyor genelde. Sıra falan yoksa. Zar zor kavga dövüş aldık bunu da. Neydi? Vadesi geçmiş borç durumunu gösteren belge. 6183 sayılı kanun 22A. Aldık abi. Şimdi ne alacağız? Tüfek almaya karar verdiğimiz için harç ödeyeceğiz. İşte bu harcı maliye mi belirliyor? Bunu emniyet mi belirliyor? Bunu savunma sanayi müsteşarlığı mı belirliyor? Bu rakamı kim belirliyor? Daha çözebilmiş değilim ben bunu. Veya bu parayı kimler paylaşıyor? Çözebilmiş değilim. Arkadaş, 2020 yılı Aralık ayı itibariyle 6971 lira Givli av tüfeği taşıma ruhsat haracı 6971 lira. Şaaat! Oldu mu sana %80 kaçakçı artışı bir anda? Nasıl kaçakçı olacak şimdi? Taşımayı veremiyor. 7000 lira. 7000 lira. Taşıma harcı. Bu parayı veremiyor. İşlemler yattı. Kaldık. Bak döndük geriye. Adam 7000 lira buna vereceğine. Gidiyor 4-5 bin liraya bir tane kaçak tüfek alıyor. O daha senin, bu daha benim. Ormanı tutabiliyorsan, yakalayabiliyorsan. Ettiniz mi adamı kaçakçının kralı? Ettiniz mi kaçakçının kralı? Ettiniz. 7000 lira yapacağına. Bunu yapsana 1000 lira. Yapsana 500 lira. Ha? Ha? Bak. Yap bunu 500 lira. Yap bunu 300 lira. Ödeyebilsin insan. Ödeyemiyor. Tak buraya geliyorsun. Burada adama kilitledin kardeşim. 7000 lira. Adam bütün bu önünü büktü geri döndü. Abi silah iş hastalıktır. Bunun önüne geçilmez. Bu adamın içinde silah sevgisi varsa silah aldır. Av varsa kanında avcılık varsa avcı olur. Tüfek alır. Sen adamın önüne 7000 lirayı koyarsan adam gider 5000 liraya kaçak tüfek alır. Sen verginden de olursun. Vadesi geçmiş borcundan da olursun. Efendime söyleyeyim, sağlık raporunda doktordan hastaneye aldığın 400 liradan da olursun. Hepsini olursun. Avcılık belgesini aldığın paradan da olursun. Her sene avcılık vergisinden de olursun. Bu adam dağ taş gezer, sen de bundan bir sik alamazsın. En kötü ihtimal uzaktan ormancıyı görür, jandarmayı görür, elini cebine koyar, atar tüfeği. Ulan tüfek 5000 lira, harç 7000 lira. Herif yürü, ormanın içinde yakalayamazsın bile. Adamı sen şimdi ettin mi kaçakçı? Oldu mu şimdi bu adam kaçak avcı? Oldu mu bu adam şimdi kaçak silah sahibi? Haklı mı? Ülkedeki şartları göz önünde bulundurmadan, ekonomik şartları göz önünde bulundurmadan 7000 lira harç koyarsan, bu işe gönül vermiş adamların %70'i kaçakçı olur. Bir kişi çıksın haksızlar desin. Diyemezsin. Ekonomik şartların mı senin belli? Asgari ücret 2300 lira, harç 7000 lira. Yani ne demek oluyor? Sen fakir misin? Az para kazanıyor musun? Bunu verecek kadar paran yok mu? Tüfeği verecek paran yok mu? Optiği verecek paran yok mu? Efendime söyleyeyim, sen avcılık vergisine verecek paran yok mu? Yok efendim, ananın amına kadar yolum var diyor sana devlet. Çok da diyor bilmem neymeydi. Git diyor pezemen kaçak yap diyor bu işi o zaman. Çünkü ben diyor sana devlet olarak senden yana değilim. Ya devlet karıştırmayalım. Abi yanlış oluyor şimdi devleti çok karıştırıyoruz. Devlet demeyelim. Sistem olarak ben senin karşındayım diyor. Ben fakirin karşısındayım diyor devlet. Sistem. Fakirsen diyor geber. Ulan ben senin yüzünden fakirim ama. Dolar 8,5 lira iş yapamıyoruz. Piyasa bomba, işler dönmüyor. Ben senin yüzünden fakirim. Bana ne? Ulan beni bu hale getiren sen, bana bunu ödeyecek gücü vermeyen sen, bunu ödemediğim için beni kapının önüne koyan gene sen. Öyle diyor devlet ya. Öyle diyor. İşine gelirse diyor kardeşim. Yok mu? Para yok. Siktir git lan. Ne halin varsa gör.
Başka türlü bir açıklaması var mı onun Türkçe'de? Varsa da ben bilmiyorum. Acı garan verelim. Tamam, dur.